Arkadaşlar merhabalar. 12. ünitemizin yani logaritma ünitesinin 15. köşe taşının birinci sorusu kardeşim. Bakalım ne diyor bu Gobel. Olduğuna göre diyor logaritma 2 tabanında 5'in A türünden değeri nedir diye soruyor. Bakın burada taban 2 istiyor bizden dostum. Şimdi burada verilen taban normalde 10. 10 taban, hani taban yoksa 10 yazıyorduk ya. Biz şimdi bu adamı hemen 2 tabanında yazmayı deneyelim dostlarım. Şöyle olacak. Logaritma 2 tabanında 2000, yani 2000 de şöyle yazılır değil mi? 2 çarpı 10 üzeri 3, 2 çarpı 1000 bölü logaritma 2 tabanında 10 diye taban değiştirdim. 2 tabanına dönüştürdüm ve bunu da bize A diye vermiş bu adam. Şimdi şu üst tarafta bakın bir çarpma işlemi var. Biz bunu ayrı ayrı toplama şeklinde yazabiliriz. Ne olur? Logaritma 2 tabanında 2 olur. Yani 1 artı logaritma 2 tabanında 10'un küpü gelir. Logaritma 2 tabanında 10'un küpü demek, şurada göstereyim. Logaritma 2 tabanında 10'un küpü. Ben bu 3'ü başa alabiliyordum dostum. 3 çarpı logaritma 2 tabanında 10. Onu da şuraya yazalım. Logaritma 2 tabanında 10. 10 dediğimde hatta 5 çarpı 2 değil mi dostum? Bakın bu kıvama getirdim. Bölüsü var bir de dostlar bunun. Logaritma 2 tabanında 10. Onu da şöyle yazıyorum. Logaritma 2 tabanında yine 5 çarpı 2 diye yazdım. Biraz daha düzenleyelim. Şimdi 1 artı 3 çarpı. Şimdi şu adam bakın yine yukarıda toplamlar var. Bir logaritma 2 tabanında 5 artı logaritma 2 tabanında 2. O da 1'e eşitti yazdım. Bölü. Burası da bir logaritma 2 tabanında 5 artı logaritma 2 tabanında 2, yani 1 diye yazdım ve bunların hepsi A'ya eşitmiş. Düzenleme aşamasına devam ediyorum. Şimdi benden logaritma 2 tabanında 5'i istiyor. Ben buna bir x diyeyim mi kardeşim? X diyerek yazıyorum. Şurada 1 artı 3'ü içeriye dağıtıyorum. 3 çarpı x artı 3 gelir. Bölü x artı 1 de buradan geldi dostlar. Eşittir a. Hadi buradan bir içler dışlar çarpımı yapalım. A x artı a eşittir 4 artı 3x oldu. 4'ü sol tarafa alalım. A eksi 4 eşittir 3x eksi ax oldu. X parantezinde yazıyorum. A eksi 4 bölü, buradaki x parantezini alırsam 3 eksi a geliyor. Onu da paydaya yazdım 3 eksi a diye. X eşittir bu çıktı. Biz x diye neye demiştik? Logaritma 2 tabanında 5'e demiştik. Yani istediği şeye. İşte cevap bu geldi. A eksi 4 bölü 3 eksi a geldi arkadaşlarım ki eksi parantezini almış. 4 eksi a. Eksiyi de aşağıya verirsek a eksi 3. Edirne şıkkımız doğru cevap geldi. Ve geldim 2 numaraya. Verilen şey 6 tabanında, istenen şey 2 tabanında. O zaman ben şu verileni 2 tabanında yazayım. Şöyle yazacağım dostum. Logaritma 2 tabanında 12'yi yukarıya, logaritma 2 tabanında 6'yı da paydaya yazıyorum. Şimdi burayı birazcık düzenleyeceğiz, oynayacağız. Şöyle yapalım. Logaritma 2 tabanında 12 demek 4 çarpı 3. Yani 2'nin karesi çarpı 3 demektir dostum. Bölü logaritma 2'nin tabanında 6 da 3 çarpı 2 demektir. Bu kıvama getirdim. Şimdi biraz daha oynayalım bununla. Şimdi şurası yukarıda çarpım durumunda oldukları için şunları ayrı ayrı toplam şeklinde yazacağım ben. Hatta şöyle olacak. Logaritma 2 tabanında 2'nin karesi artı logaritma 2 tabanında 3. Şimdi logaritma 2 tabanında 3 gelecek artının yanına da. Şurası 2 tabanında 2'nin karesi. Ben bu 2'yi başa alabiliyordum. 2 tabanında 2, yani 1 kalıyor. O halde bir tek 2 kaldı. Bölü. Gençler buralarda sıkıntı yaşıyorsanız lütfen konu anlatım videomu izleyin. Buraları hızlı hızlı geçiyorum ben ama matematiksel işlemleri. Siz konu anlatım videomu izleyin, iyi öğrenin orayı arkadaşlar. Peki şuraya bakıyorum.
Logaritma 2 tabanında 3 geliyor buradan bir. Artı logaritma 2 tabanında 2, yani 1 geliyor dostum. İşte bunun hepsine birden de x demiş bu adam. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacağım. Zaten logaritma 2 tabanında 3'ü istiyor bizden. İçler dışlar çarpımı x çarpı logaritma 2 tabanında 3 artı x gelir burası. Eşittir 2 artı logaritma 2 tabanında 3 geldi. Şimdi düzenleyelim. Şurayı x parantezine alsak dostlarım. X parantezinde logaritma, ya da şöyle direkt logaritma 2 tabanında 3'ü istiyor ya bizden dostlar. Biz o yüzden logaritmaları bir yere toplamaya çalışalım. Şu logaritma 2 tabanında 3'ü buraya alırsak şöyle olacak. X çarpı logaritma 2 tabanında 3 eksi logaritma 2 tabanında 3 eşittir 2 burada zaten. Bu x'i de bu tarafa aldım. Eksi x. Şimdi x parantezine alıyorum dostlarım hemen. Şuradan devam edeceğim. Yok, x parantezine değil, logaritma 2 tabanında 3 parantezine alıyorum. Şurada yazalım. Logaritma 2 tabanında 3 parantezinde x buradan, eksi 1 buradan gelecek. Eşittir. Burada da 2 eksi x kaldı. Hemen x eksi 1'e bölelim. Cevap şu. 2 eksi x bölü x eksi 1. Bakalım hangi şıkkımız da var. 2 eksi x bölü x eksi 1 Adana şıkkımız da var. Üsttekini de yer değiştirmiş. Aynı zamanda yerdeki, alttakini de yer değiştirince sonuç aynısı geldi. Yani eksiyle çarpmış diyebilirim arkadaşlar. Ve geliyorum 3. sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Logaritma 16 diyor dostlarım. Logaritma 125 tabanında 10. Gelin biz bu 125 tabanında 10'u ne yapalım? 10 tabanına çevirelim arkadaşlarım. Çünkü buradaki 10 tabanında ya dostlarım. Bunu 10 tabanında yazıyorum. Şöyle olur. Logaritma 10 tabanında 10 olur. Bölü logaritma 10 tabanında 125 gelir. Şimdi istediğimiz şey bu. Düzenliyoruz şimdi, oynuyoruz. Üst taraf 1 geldi. 10 tabanında 11 demektir. Şurası logaritma 10 tabanında 125, 5'in küpü demektir arkadaşlarım. 5'in küpü. Öyle yazalım. 5 üzeri 3 diyelim buna. Birazcık daha oynuyorum şimdi. 1 bölü logaritma 10 tabanında 5, şu küpü başa alabiliyorduk, 3 diye başa aldık bunu. Devam, düzenlemeye devam. Şöyle yapalım. 1 bölü 3 başta dursun. Bakın şuna takla attıracağım ben arkadaşlarım. Logaritma 5 tabanında 10 haline dönecek burası. Peki biraz daha devam ediyorum şimdi. 10 dediğimiz şeyi nasıl yazıyorum ben kardeş? 10 dediğim şey 5 çarpı 2 diye yazılır. 1 bölü 3 çarpı logaritma 5 tabanında 5 çarpı 2 diye yazdım. 1 bölü 3 çarpı logaritma 5 tabanında şöyle oluyor. Logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 2 haline döndü. Şurası zaten 1, öyle yazayım. 1 bölü 3, 1 artı logaritma 5 tabanında 2'ye geldik şimdi. Buraya kadar getirdik soruyu. Şimdi bize o zaman istediği şey bu hale döndü ya. Bana artık 5 tabanında 2 lazım dostlarım. Bunu bulmaya çalışıyorum ben. Şimdi şurayla birazcık oynayayım diyorum. Burası ters çevirseydim, tabanla kuvvetin 16 tabanında 10 deseydim buna arkadaşlar. 16 tabanında 10. Şöyle olmaz mıydı burası? 16 tabanında 10. 1 bölü x diye yazabilirdim bunu diyorum. Şimdi 16 2'nin 4. kuvvetidir dostlarım. 2 üzeri 4 diye yazılır. 2 üzeri 4'ün de 4'ü buraya başa gelecek, şöyle olacak. 1 bölü 4 logaritma 2 kalacak buradan. Burası da 10. Yani 5 çarpı 2 diye yazdım ve bu 1 bölü x'e eşit. Düzenliyorum hala. 1 bölü 4 çarpı şurası logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5 eşittir 1 bölü x oldu. Şurası zaten 1 dostum, 1. Şu 1 bölü 4'ü buraya çarpı olarak atalım, 4 bölü x olsun. Burada da 1 artı
Logaritma 2 tabanında 5 kaldı. Şimdi 1'i de bu tarafa geçireceğim adamın. 1 de bu tarafa geldi. Logaritma 2 tabanında 5, 4 bölü x eksi 1 oldu. Düzenleyelim hatta. 4 eksi x bölü x oldu. Ben neyi buldum? Logaritma 2 tabanında 5. Ama bana 5 tabanında 2 lazım. O zaman takla attıracağım. Şöyle oldu bak. 1 bölü 3 var. 1 artı. Şuna takla attırıyorum. X bölü 4 eksi x. İşte benden istenen ifade bu çıktı arkadaşlarım. Tabii şimdi bunu da düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şu şöyle yazalım. 4 eksi x ile bunu çarpıp şurayla toplayalım. Toplarsam 4 bölü 4 eksi x olur. Hatta 1 bölü 3'ümüz de var başta. 3'ü de dağıtalım. 12 eksi 3 x. Hangi şıkkımız da var? Denizli şıkkımız da mevcut dostlar. Cevap Denizli geldi. Son soruya bakıyorum şimdi arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor? Logaritma 6 tabanında 8 diyor dostum. Bakın şimdi neler yapacağım. Şimdi burası 2'nin küpüdür. 2'nin küpündeki küpü başa alsak, bu 3'ü de buraya böyle olarak atsak şöyle bir şey geliyor. Logaritma 6 tabanında 2 eşittir a bölü 3 geldi. Bu bir dursun elimizde. Ne yaptım? 8'i 2'nin küpü dedim. Küpü başa aldım. 3 tane 6 tabanında 2. 3'ü de böyle attım. A bölü 3 oldu. Tamam mıdır dostum? Hatta burada da tabanla kuvvetin yerini değiştiriyorum. Logaritma 2 tabanında 6. Takla attırdım. 3 bölü A geldi. Bu da dursun elimizde. Şimdi 6 dediğimiz şey 3 çarpı 2'dir. 3 çarpı 2'yi de 3 ile 2'nin toplamı logaritma 2 tabanında diye yazıyorduk. O da şöyle oluyor. 1 artı logaritma 2 tabanında 3 eşittir 3 bölü A geldi. Yani logaritma 2 tabanında 3 eşittir 3 bölü A eksi 1 geldi. Şimdi en son bu kıvama getirdim bunu. Şimdi birazdan videonun süresi de olacak. O yüzden baka baka iş yapıyorum arkadaşlarım. Şimdi 12 tabanında 81 ile oynayacağım birazcık. Bunu da 2 tabanında istediği için 2 tabanına çevireceğim arkadaşlarım. 12 tabanında 80. 12 tabanında 81'i 2 tabanında yazacağım. Onu da şurada yazıyorum. Şöyle oluyor. Logaritma 2 tabanında 81 bölü logaritma 2 tabanında 12. Şimdi bununla oynayalım. Bu 3'ün 4. kuvvetidir. 4 başa gelirse 4 tane logaritma 2 tabanında 3. Bu adam 4 çarpı 3 demektir. Şöyle yazalım. 4 çarpı 3 diye yazılır 12. Hatta şöyle ayrı ayrı logaritma 2 tabanında 4 artı logaritma 2 tabanında 3 yazdım burayı. Şimdi 4 çarpı logaritma 2 tabanında 3. 2 tabanında 3 neye eşit? 3 eksi a, şöyle yazıyorum. 4 çarpı 3 eksi a bölü a. 3 eksi a bölü a bölü. Şurası 2'nin karesi. 2'yi başa aldım. 2 çarpı 2 tabanında 2, o da 1'dir. 2 artı 2 tabanında 3. O da nedir dostum 2 tabanında 3? 3 eksi a bölü a. 3 eksi a bölü a geldi. Tamam. İşte cevabımız bu çıktı arkadaşlarım. Bunu düzenlediğimiz takdirde soru da kendiliğinden gelecek. Düzenleyelim bunu bir. Şurası 12 eksi 4a olur. 12 eksi 4a bölü a'dır. Burası da 2a. 3 2a 3 artı a bölü a. Bölü a'lar gitti. 12 eksi 4a bölü 3 artı a. Edirne şıkkında mevcut goberler. Cevap Edirne geldi. Hemen çevirdim arka sayfayı. 16. köşe taşına geldim dostlarım. Bakalım bu ne diyor. 3 tabanında 5'i verdim. 125 tabanında 81'i istiyorum diyor bizden. Şimdi 125 dediğimiz şey 5'in küpü. Şu halde yazalım bunu. Logaritma 5'in küpü 81 dediğimde 3'ün 4. kuvveti diye yazıldı. Şu kuvvetleri başa alabiliyorduk arkadaşlarım. 4 bölü 3 çarpı logaritma 5 tabanında 3 oldu burası. Şimdi biz logaritma 3 tabanında 5'i biliyoruz. O halde logaritma 5 tabanında 3, yani tabanla kuvvetin yerini değiştirirsen a ise takla attıracaksın buraya 1 bölü a. O zaman bu ne oldu? Şurası 1 bölü a ise 4 bölü 3 çarpı 1 bölü a'dan 4 bölü 3a, yani Ceyhan cevabı geldi arkadaşlar. Geldim 2 numaraya.
Bakalım bu ne diyor şimdi. 2x demek 2 çarpı x anlamında yazılıyor ki bunu da nasıl yazarım ben? Logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında x diye çarpım durumunu ayırdım. Artı bir de ne var burada? Şurası. O da logaritma x tabanında 4 yani 2'nin karesi demek. Ben bu 2'yi başa alabiliyordum. 2 tane logaritma x tabanında 2 oldu. Şimdi logaritma 2 tabanında 2 1'dir. Artı logaritma 2 tabanında x'i a diye vermiş bize. Artı 2 çarpı x tabanında 2. Bak tabanla bu yer değiştiriyorsa buraya takla attırıyordum. 1 bölü a olur. Yani burası şöyle bir şey oldu. 1 artı a artı 2 bölü a. Benden bunu istiyor kardeşim. Cevap bu. Hadi burayı da şunu şurayla çarpıp burayla toplayalım. A artı a kare olur çarptığımda. Bir de artı 2 var bölü a. A artı a kare artı 2 bölü a. Bursa şıkkında mevcut Koberler. Geldim 3 numaralı soruya. İfadesinin karekökü nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi 2 tabanında 3'e. Biz bir harf verelim 2 tabanında 3'e a diyelim. O halde 3 tabanında 2 1 bölü a olmayacak mı dostum? Hadi yazıyorum bak. A artı 1 bölü a artı 2 bölü 2 tabanında 3'e ne demiştim ben? A. Şimdi düzenleyelim. Şununla şunu çarpıyorum. A kare artı 1 bölü a. Bir de artı 2'miz var arkadaşlarım. Bir de komple bölü a'mız var. Şununla şunu çarpıp üstle topluyorum. Ne oluyor? A kare artı 2a artı 1 bölü a var. Bir de kocaman bölü a var. Şimdi bu kocaman bölü a'yı ters çevirip 1 bölü a diye buraya yazalım şunu. Yani paydamızda a çarpı a. 1 a kare gelsin. Şurası a kare oldu. Üst tarafa bakar mısınız? 1 1 diye a a diye çarpanlarına ayrıldığında a artı 1'in karesi bölü a kare geliyor burası. Yani a artı 1 bölü a'nın komple karesi geldi. Bize de diyor ki işte bu işlemin yani bunun kare kökü kaçtır? Hemen kare kökünü aldım. Kare ile kare kök gitti. A artı 1 bölü a geldi. Hatta şöyle ortak paydadan kurtaralım. A bölü a, 1 bölü a. A'lar gitti 1. Demek ki 1 artı 1 bölü a gelecek. 1 artı şu değil, şu değil, şu değil. Ya bu ya bu. 1 bölü a neydi kardeşim? Logaritma 3 tabanında 2. O zaman cevap Denizli olacak. Bak Edirne ile karıştırmayın. 1 artı a çıksaydı cevap Edirne olacaktı. Geldim bu soruya. Olduğuna göre a'nın b cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Bakalım neler yapacağız. Ben de bilmiyorum ne yapacağımızı. Şöyle bir a'nın b cinsinden değerini soruyor. Tamam. Aklıma bunları çarpsak mı diye düşündüm bir an. Çarpsak mı bu ikisini? Şöyle bir çarpalım mı bakalım ne geliyor. A çarpı b eşittir. Logaritma 3 tabanında 18 çarpı logaritma 2 tabanında 54. Şimdi çarptığımızda böyle bir şey çıktı arkadaşlarım. A ile B'yi çarptığımızda böyle bir şey geldi. Çok da böyle hoşuma giden bir şey olmadı bu. Peki bölelim birbirine bunları. Yani şöyle oluyor. Şu 3 gidiyor. Şu 18 gidiyor. Şu 54'ün 18'i gitti. 3'ü gitti 18. 2 ile de bu gitti 9. Yok. Böyle güzel bir şey çıkmadı kardeşim. Şöyle yapalım. A bölü B'yi yazalım. Logaritma 3 tabanında 18 bölü logaritma 2 tabanında 54 oldu. Bunu da şöyle ters çevirip çarptırırsam logaritma 54 tabanında 2 olur burası. Şimdi bununla bu sadeleşirse burada 3 kalır. Şurada 3 kaldı. Logaritma 3 tabanında bilmem ne. Logaritma 3 tabanında bilmem ne. O da çok saçma oldu. Dur başka bir çözüm bulalım. Şurayı bir temizleyelim şimdi. Evet. Şimdi 54 dediğimiz şey 3 çarpı
18. 54 bu. O zaman şöyle yazalım. Biz B ile birazcık oynayalım. Logaritma 2 tabanında 3 çarpı 18. Yani logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 18 diye yazdım bunu ben. Bu B. Peki şunu konuşalım bir de. Bu adam da logaritma A'yı yani logaritma 3 tabanında 6 çarpı 3 diye yazılıyor. Ya da 9 çarpı 2 diye yazılıyor. Hatta 9 çarpı 2 diyelim. O da 9 artı logaritma 3 tabanında 2 diye çevrildi. Şimdi 9 dediğim şey 3'ün karesidir. 3, 2'yi de başa alalım. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3. Yani A eşittir. Şurası 2 geldi. Artı logaritma 3 tabanında 2 çıktı. Peki devam ediyorum dostum. Şu 2'yi buraya alalım. A eksi 2 eşittir. Logaritma 3 tabanında 2 geldi. Şimdi buraya kadar getirdim. Şununla oynayalım birazcık. B ile birazcık daha oynayalım. 2 tabanında 18'i de biz 9 çarpı 3 diye yazalım. 9 çarpı 2 pardon. 9 çarpı 2. Bunu da şöyle ayırıyorum. Logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 9 yani 3'ün karesi artı logaritma 2 tabanında 2 yani 1. Şu 3'ün karesindeki 2'yi başa yazabiliyorduk. Şöyle yazalım. 2 tane logaritma 2 tabanında 3 burada var. Bir tane de burada var. 3 tane. Toplamda 3 tane logaritma 2 tabanında 3 var. Bir de 1 var. Bu B'ymiş arkadaşlar. Şimdi logaritma 3 tabanında 2 A eksi 2 idi ya. 2 tabanında 3 ne olacak bu durumda kardeşim? Ya da bize B cinsinden mi istiyordu? Ha, biz B'yi bulalım. Şu 1'i bu tarafa atalım. B eksi 1 olur. Bir de 3'e bölelim. Bölü 3. Bu ne? Logaritma 2 tabanında 3. Peki 3 tabanında 2 ne olur? Bunun takla atmış hali. O halde A eksi 2 eşittir. 3 bölü B eksi 1'dir. Eksi 2'yi de buraya artı 2 attım arkadaşlarım. Hangi şık çıkıyorsa artık ondan sonrası size kalmıştır. Düzenledik biz. Evet dostlar, 16'yı da gömdük. Hadi burada duralım. Bir sonraki videoda devam ederiz artık.